Söz Kazan yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tarık hocamla birlikteyiz yine. Arkadaşlar bu videomuzun konusu biliyorsunuz daha önceki videolarda da çektiğimiz gibi sınava az bir süre kala kimya dersine nasıl çalışmalıyız? Hocam öncelikle şunu sorayım. Murat hocam bize kızmasın. Kendisinin bu arada arkadaşlar Murat hocamı bu aralar göremesi çok yoğun bir programı var. O yüzden biraz video çekmekte zorlanabiliyor. Ama o da emin olun elinden geldiği kadar ayırabildiği tüm vakti burada ekran karşısına ayırıyor. Gerek soru çözümleri gerek rehberlik videolarına destek oluyor. En azından bize danışma anlamında destek oluyor. Murat hocamızın da buradan ona çok selam söylüyoruz. Tabii selam. Evet hocam sınava az bir süre kaldı. Kimyadan arkadaşlar neler yapmalılar? Bol bol organik bir çalışmalılar ne yapmalılar arkadaşlar? Murat hocanın videolarını izlesin. Murat hocam. Murat hocanın videolarını izlesin. Murat hoca çok değerli bir kimya öğretmenimizdir. Hocam o zaman ben yukarıya Murat hocanın organik kimya videosunu şöyle eklerim. Aynen öyle ekleyelim. Murat hocayı kesinlikle ve kesinlikle çok takdir ediyoruz. Sevgiliyle analım onu. Şimdi kimya ile ilgili nasıl çalışılması gerekiyor diye dersek eğer kimyanın çalışması biraz daha biyolojiye yakındır. Yani fizikte bahsettiğimiz olayı hatırlayalım. İşte fizikte ne demiştik? Formüllerden kaçalım. Artık yeni nesil soru yorumlama gücünü ortaya sundu. Ama kimya biraz daha bize yakındır. Biyolojiye yakındır. Kimyayı da çalışırken öğrencinin mutlak surette böyle küçük bir el ajandası olsun. Ve orada özellikle AYT kısmında, TYT kısmında da var. TYT kısmında da var. Sonuçta sembollerin ezberlenmesi kısmı da var orada da. Ve AYT kısmında mutlak surette alınması gereken çok ciddi notlar var. Organik kimya başlı başına bir ders gibi, konu gibi değil ders gibi. Dolayısıyla aynı bizim sistemlerde olduğu gibi organik kimyada da minik minik notlarını ala ala, güzel güzel tekrarlarını yapa yapa ve mutlaka ve mutlaka branş denemesi çöze çöze gitmesi lazım. Ya fizik, kimya, biyolojinin üçünde de zaten bu ortaktır. Yani branş denemesi özellikle fen bilimlerinde inanılmaz derecede önemli. Çünkü matematikte nasıl el alışkanlığı demiştik. Fizik, kimya, biyolojide de branş denemesi bir o kadar önemlidir diyoruz. Arkadaşlar özellikle sınava şu az bir süre kalan dönemde deneme çözümü ihmal etmeyin arkadaşlar. Deneme çözmekten kaçmayın. Netiniz düşük gelse de çözmekten kaçmayın. Zaten geçtiğimiz AYT'nin, 2018 AYT'nin istatistiklerini incelediğimizde görüyoruz ki işte fizikten net ortalama 0.5. İşte kimyadan yine biraz daha iyi, biyolojiden biraz daha iyi ama çıkan 13-14 sorunun da işte ortalamalar 10 netler, 12 netler değil arkadaşlar. Doğal olarak yapabileceğiniz bir soru bile bakın ortalamanın 0.5, 1, 1.5 olduğu dersler için yapabileceğiniz bir soru bile sizi binlerce kişinin ötesine atar. Bu yüzden deneme çözmekten kaçınmıyoruz, denemelerden kaçmıyoruz. Netimiz düşük gelse de o denemelerin üstüne gidiyoruz. Ya bir şeyden daha kaçmasınlar. Konulardan kaçmayın lütfen. Yani özellikle sayısal öğrencilerin fizik, kimya, biyolojiye yaptığı en büyük hata kafasında belirlediği konular oluyor ve o konulardan kaçıyor. İşte örnek veriyorum. Öğrenci organik kimyayı diyor ki ben çalışmayacağım. Ya çalışmadan, organik kimyayı çalışmadan nasıl AYT kimyada başarılı olacağız? Aynen. Mümkün değil. Evet. Dolayısıyla kimyada da aynı biyolojideki gibi notları alaraktan güzel güzel çalışmamız lazım ve branş denemesine ağırlığımızı vermemiz lazım. Evet. İşinize bu. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.